makyajı gerçekten çok mühim ve önemli bir konu. Yapacak olanın da yaptıracak olanın da çok dikkat etmesi gereken bir konu. Gelinlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirim gelin makyajı konusunda? Bir kere ne istediklerini iyi biliyor olmaları ve araştırıyor olmaları gerekiyor. Nasıl bir makyaj istediklerini iyi biliyor olmaları gerekiyor. Onlara en önemli önerim şey olabilir. Çok fazla gelin makyajında renk tercih etmemeliler. Yani ben çok fazla renk tercih etmiyorum. Bunun sebebi de renklerin modası gelip geçici olabiliyor ama o gelin fotoğrafları her yıl çekilmiyor. Bir kere çekilip yıllar sonra da işte çocuklarınıza, torunlarınıza vesaireye gösterebiliyorsunuz. Ya da dönüp dönüp geri kendiniz bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok modası geçme riski olan renkler ya da renkli makyajlar tercih edeceğinize daha klasik makyajlar tercih ederseniz yıllar sonra baktığınızda da kendinizi beğeniyor olursunuz. Daha karizmatik görünüyor olursunuz ve çocuklarınıza, torunlarınıza rahatlıkla gösteriyor olursunuz bu bizim düğün makyajı diye. Buna da şey örnek verebilirim. Mesela şimdi bizim 90'larda, 80'lerde bazı filmlere ya da işte eski resimlere baktığımızda komik makyajlarla karşılaşabiliyoruz. Maviler, pembeler, aynı gözde kullanılmış, işte dudağı onun üstüne kırmızı ruj sürülmüş gibi gelinlerle karşılaşabiliyoruz hala da. Bir örnekte Marilyn Monroe'yu düşünebilirsiniz. İşte onun makyajı şu an bile baktığınızda çok karizmatik ve çok güzel görünüyor. Dolayısıyla sizin de yapmanız gereken çok fazla renk tercih etmeden modern klasik bir eyelinerla birleştirip biraz takma kirpik takıp yüzünüzü şekillendirecek kontürler verip hafif highlightlarla çok güzel bir makyaj sonucu alabilirsiniz. Bu zaten kendi güzelliğinizi ortaya çıkaracak bilinçli yapılan bir makyaj olacağı için yıllar sonra da baktığınızda çok rahatlıkla, çok beğenerek, kendinizi de beğenerek, insanların da beğenerek baktığı bir gelin olabilirsiniz. Onun için bunlara dikkat edin bence. Önemli bir gün çünkü siz o günün starısınız ve o gün ne sizi hazırlıyor insanlar. Dikkat etmediğiniz zaman kötü sonuçlar alabilirsiniz ve boş yere emekler sarf etmiş olabilirsiniz. Mutlulukla andığınız bir gün olması için dikkat edelim bunlara bence.